Herkese merhaba. Bugün sizlere DJI Mavic Mini'nin akıllı uçuş modlarından bahsedeceğim. Tabii ki onları gösterebilmek için öncelikle bir drone'u kaldırmamız gerekiyor. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Evet, drone'u kaldırdık. Şimdi de şöyle kendimi de ortalayayım. Şuradan hemen sağ taraftaki kare işaretine tıklıyoruz. Oradan quick shot moduna girdikten sonra mesela ne yapayım? Drone modunu alalım. Drone modunda bakın solda 25 metre, 30 metre, 40 metre kaç metre gitmesini, geri gitmesini istiyorsanız drone modunda onu seçiyorsunuz. Ben 25 metre gitsin istiyorum. Start dedim ve şuradan hemen ekrandan kendimi seçtim. Tekrardan start diyorum. Bekliyorum. 3, 2, 1. Bakın şimdi geri geri gidecek. Gördüğünüz gibi geri geri gidiyor. 25 metre kadar gidecek. Sonrasında duracak. Evet, durdu. Tekrardan geri gelecek. Bunları daha sonrasında albüm bölümüne girdiğiniz zaman otomatik size bir klip oluşturuyor. DJI'nin uygulaması böyle bu anlamda güzel. Başladı, yeri geri döndü gördüğünüz gibi. Ve tekrardan start moduna geldi. Şimdi burada startın üstünde hemen uçuş modları bölümündeki işarete tekrardan tıklıyorum. Ve buradan mesela 40 metre seçersem bir de 40 metre bakalım şöyle. Yine kendimi işaretlerim, start dedim. 2,8 metrede başladık geri geri gitmeye. Yükseklik olarak 2,8'de başladık. Bakın 45 derecelik açıyla geri geri yükselirken aynı zamanda da 40 metre benden uzaklaşıyor gördüğünüz gibi. Drone modunun özelliği de bu. Yani sizden direkt yatay bir şekilde uzaklaşmıyor. 45 derecelik bir açıyla uzaklaşıyor. Tekrardan geliyor. Zaten gördüğünüz gibi bayağı iyi bir sinematik görüntü çekimi sağlıyor bu bize. Şimdi hemen şöyle biraz açı değiştirelim. Şöyle biraz açımızı değiştirdik. Gimbal'ı da şöyle hafif yukarı alalım. Tekrardan aynı yere girdim. Bu sefer roket modülüne tıklayacağım. Burada da gene metresini ayarlayabiliyorsunuz. Gene 40 metre ayarlayayım. Ya da 30 olsun bu sefer. 30 metre ayarladım. Kendimi seçtim. Ya o artıya tıklayacaksınız ya da ekrandan kendinizi kareye alacaksınız. Zaten objeyi otomatik görüyor. Artı işareti çıkıyor ekranda gördüğünüz gibi. Ya ona tıklayın. Ya da kendinizi kare içine alın. Roket modu da bu şekilde tam üstünüze gelecek anlamda yukarı doğru yükseliyor. Ben 30 metreyi seçmiştim. Evet. Düşük sinyal uyarısı verdi çünkü antenlerim yere bakıyordu. Drone'u görmesi lazım. Onunla ilgili de bilgi vereceğim zaten nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili. Kumanda antenlerinin yönüyle ilgili. Bakın ne kadar sinematik bir görüntü alıyoruz. Siz bu şeyleri, metreleri kafanıza göre ayarlarsınız. Circle modu ise etrafımda dönecek. Sabit bir seviyede etrafımda dönecek. Tıkladım. Start dedim. Circle modunun Helix modundan bir farkı var. Etrafımda dönerken yükselmiyor. Sadece dönüyor. Arkada çarpacak bir şey var mı ona bakmak lazım. Dikkat ederseniz mesafeyi hiç değiştirmedi yükseklik mesafesini. Güzel. Helix modunda ise ne yapıyor? Circle modundan farkı hem dönüyor etrafınızda hem de yükseliyordu. Soldaki örnek videoda gösterdiği gibi. Şimdi hemen 35 metre olaraktan ayarladım. Buradan kendimi seçiyorum ve startlıyorum. 1. Gördüğünüz gibi hem etrafımda yükseliyor hem de aynı zamanda dönüyor. Bu çekim modları sayesinde
bu hobinin gerçekten kalitesi de artıyor. Yani düz uçuş bir yere kadar, çünkü özellikle böyle şu anda benim olduğum yer gibi bir tepe gibi bir yerlere ya da antik kent gibi bir yerlere çıktığınız zaman güzel videolar, güzel enstantaneler alabiliyorsunuz. O anlamda keyifli. Bakın şu arka fona bakın yani. Gerçekten bu modlar olmasa bunları sadece kendiniz yapmanız gerekir. Yani pilotajınıza kalmış olur. Sizin tecrübenize kalmış olur. Bu da belli bir aşama gerektiriyor. Belli bir zaman gerektiriyor tabi. O zamana kadar bu uçuş modlarıyla kendiniz gayet güzel bir şekilde halledebilirsiniz. Oldukça da keyif veren modlar. DJI Mavic Mini, Quickshot, uçuş modları, yani akıllı uçuş modları, hızlı uçuş modları bu şekildeydi. Bir sonraki videoda farklı konulara değineceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.